2 Şubat mı? 2 Şubat mı oldu? 2 Şubat 2024 ve saat 4'e gelmiş. Kolay gelsin reis. Ama bu senin kitabın. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Evet, neyi bugünkü menümüz? Mantı çorbası. Mantı çorbası. Mantı güzel miymiş bu arada? Gezin çorbası. Güzel bir tadı ama bilmiyorum bir tane. He, bu ne? Fasulye. Fasulye pilav. Bu ne oluyor? Nasıl? Yeşil fasulye mi oluyor bu? Yeşil fasulye. He, yemek öğreniyorum. Adlarını öğreneyim en azından, değil mi? Attan kayıp. Kızım, annenin boyama kitabını karalayacağını sana bir A4 vereydiğinde ona yapaydın ya. Çok iknam var. Hadi sofrayı koyuyorum. Ezan okunuyor. Küpücük, ne haber? İyiyim. Bir şey söyle bize. Bir şey. Bir şey. Yenmez mi ya? Maşallah güzel olmuş. Güzel olmuş. He. Ay keşke okula da yemek götürsek ya. Hazırla, gidelim bundan sonra. Ben bundan sonra ayarlayayım. Not alıyorum ama. O da görebilecek. Şimdi normalde buraya taşınalı 2-3 ay oldu herhalde. Evet. Misafir ağırlamak istiyoruz. Misafir davet etmek istiyoruz. Ancak davet edemiyoruz çünkü tabağımız yok. Tabak alışverişini hala yapmadık. Misafir geldiği zaman da böyle hani onların önüne çıkartabileceğimiz bir yemek takımı yok yani. Karma karışık. Her şey karma karışık. Hani önümüzde tabak var mesela. Tabağın her biri bir yemen. Tabii ki biliyoruz yani gelen arkadaşlarımız, eş, dost tabii ki buna takılmıyor ama en nihayetinde insan da özeniyor yani. Misafire de böyle bir dağdan, bir bağdan tabak sunmak da kötü olur yani. O yüzden kırık bir de aynen. Mesela şu önümdeki tabağa bakar mısın? En sağlam o yani. Yani yine iyi ki bunlar kalmış. En azından yemek yiyebiliyoruz. Hey, hiç daha tabak, çanak bir şey almadık. Evet. İçecek kadar bardak, yiyecek kadar tabak. Aynen. Çok güzel. Mesela olmuş. Anne! Anne! Yemeğe pişirdim, o da olsun. Anne! Yemeğe pişirdim, ben oturuyorum. Ekmek yiyor, ekmek yiyor. Valla çok güzel olmuş. Ne oldu? Hangi kuşlar? Aa, serçeler. Ya kardeşim tamam, ekmek atmışsın, Allah razı olsun da. Kocaman atmış ekmeği. O ekmeği köpek bile parçalayamaz. Aa, serçeler kopara kopara yiyor herhalde onu. Yemeye çalışıyorlar. Serçe serçe. Şimdi diğer kameraya geçtim. Allah'ım ne güzel yiyorlar la. Paramparça ediyorlar, bak hele. Bici görüyor musun? Ne kadar güzel yiyorlar. Evet. Aslında dudu da. Çok güzel. Oy soğuk. Yozgat soğuk. Şurası da benim çalıştığım okul. Bakın şöyle şuradan göstereyim. Aynen. Burası benim çalıştığım okul. Şurası da TOKİ. Bu iki bir... Yani iki... Şey, şöyle nasıl kameraya görünmüyor mu pardon? Ha, burası ve burası iki bölüm şeklinde yapılmış TOKİ, Sarıhacılı TOKİ diye. Butafol TOKİ diye geçiyor. Ve şurası da benim çalıştığım okul. Evet, gayet güzel bir okulumuz var. Şurada da jim sahamız var. Şurada da basket sahamız var. Bu videoyu da ben Yozgat Cemil Çiçek Caddesi'nden çekiyorum. Şöyle. İstikbali evet. Geçince. Evet, ne oldu? Evet. Uçak gidiyor. Merhaba başkan. Uçak gidiyor. Merhaba başkan de. Merhaba de. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Uçak nerede gidiyor? Ha, şuradan uçak mı gidiyormuş? Ne tam böyle görebilsem. Uçak yapıyor. Şöyle göremiyorum. Ha, şuradan. Evet, uçağa zoom yapalım mı? Evet. Nasıl oluyor zoom yaparsak? Bak böyle oluyor. Göremiyorum. Dit 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 dit. Uçuyor. Ha uçuyor. Ha gördün mü uçmayı? Yapma diyoruz sana onu. Nereye gidiyoruz? Market gezmesine. Hain konu. Vallahi bilmiyorum. Burası Yozgat'ın ilk TOKİ'nin olduğu yer. Şehre bayağı uzak galiba. Hayır, ablan yapmadı, ben yaptım. Sen yaptın. Ben yaptım. Tabii ki. Tabii ki.
Aç kapıyı. Aç kapıyı Veysel'e. O ne? Ondan bizim evde var. Evet. Ne? Aynen. Şu değil mi? Sımınlık vardı. Resmen kalan olmuş. Lütfen benim aldıklarımı da kimse içmesin, tamam mı? Ben çikolatalı süt seviyorum. Lütfen. İçme. Tamam mı? Şuraya mı? Evet. Vurmuşsun bir yere. Ne o? Zaten ya vuruyor ya yırtıyor. Aldığın şey etesi. Fındıklıymış. Ha bahçeden. Bak çok güzel. Ama bunun oran, bunun da şeyleri çok düşük. Ne? Miktarları çok düşük. Miktar? Ya şu fındık fıstık oranları çok... Bir dakika çekilebilir misiniz? Ben bir şey gördüm orada. Hele bak dünle ilgili. Patlıcan kurutuyor. Vıy. Vıy. Haşır oldu mu? Pirinç falan zannettim. Çünkü bulgur falan zannettim ben bunu. Ekmek kırıntısı. Safiye. Ekmek kırıntısıymış. Siz ne zannettiniz? Ekmek kırıntısı. Almıyorum. Şunlar da çok iyi diyorlar. Züberin. Neyi bu? Nohutunu. Bilge. Yapma. Bu diyetisyenler öneriyordu bunu ya. Nohut cipsi katkısız koruyucusuz diye. Ha? Acaba. Evet, okulda iki et. Kafe kram ki. Şey kulaklıklar 42 lira. Bundan mı istiyorsun? İstemiyorum, hayır. Normal kablosuz değil mi senin istediğin? Biliyorum kablo. Hayır. Kablolu ne? Eziyet. Eziyet mi? Sen de eziyet. Ocaklığında oynadım ya. Ne istiyor? Ocaktan bu ya. Bugün 2 Şubat 2024 18.34 saatte. Merhaba Bilge. Merhaba. Zürafanın düş günü ne giyiyordu? Beyaz. Beyaz mı giyiyordu düş günü? Şöyle bir beyaz mı? Bakın arkadaşlar anlaşalım. Bu oda benim. Neden? Kaplumbağa neden? Girmeyeceksiniz bu odaya ya. Sizin odanız var. Yürüyün odanıza hadi. Hadi. Hadi Dehere, Dehere hadi. Ben azıcık mic koyacağım. Dehere. Görüşmemek üzere hadi. Allah Allah ya. Ne faydası var bunun? Zencefilli su mu bu? Evet. Zencefilli mi? Yani ödem attırır. Ödem mi attırır? Ödevim var mı sence benim? Oo, nasıl bir ödev? Koku. Nasıl içeceğim ben bunu? Hemen hızlı iç. Dik gitsin ya. Baba. Oo, yine. Ne yap? Bakalım diğeri ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bitecek mi bu test inşallah? İnşallah. 12. testteyim. 17 test var. Ha, iyi. Oluşan ağız bakım rutinini ve aynı zamanda bu rutinde kullandığı tüm ürünleri tek tek göstereceğim. Herkese merhaba, ben diş doktoru Deniz Ertüz. Birazdan kullandığı tüm ürünleri tek tek göstereceğim. Herkese merhaba, ben diş doktoru Deniz Ertüz. Birazdan anlatacağım rutini tam olarak 7 yıldır uyguluyorum ve bu rutin o kadar... Bu video için çok farklı markalardan, çok farklı firmalardan çok fazla sponsorluk teklifi aldım ve hepsini tek tek reddettim. Videoda göreceğiniz şeyler... Diş doktoru arkadaşımın ağız bakımını kökten değiştiren bir olay anlatmak istiyorum. Şimdi ben evet. O zamanlar Hacettepe'de öğrenciyim. Diş hekim diye öğrencisiyim. Bir gün normal bir günde hocalar... İşte geldik. Bu evde herkes kendi derdinde mi? Ha doğru. Aha bu yırtıkmış ya. Muhtemelen içinde çürük olanları seçtiler, aldılar. Çok mantıklı. Aynen. Ne zaman istersen ben bunları sıkayım. Dolaba koyalım. Tamam. Ne yapıyorsunuz? İyi. Her zamanki gibi Minecraft mı? Bıkmadınız ha? Diş fırçalarının bir de bir fiyat gerçeği var. Tabii ki manuel diş fırçasıyla da ilgili bir temizlik yapmak mümkün. Kanalda hatta bununla ilgili direkt bir kendi dişlerim üzerinde bir bakım videosu çekmiştim.
diş macunu, diğeri ise ara ara kullandığım beyazlatıcı diş macunu. Rutin günlük kullandığım diş macunu Colgate'in Program Health adlı bir diş macunu. Jelibon, Tobitop Jelibon. Tobitop Jelibon değil o. Yumuşak Tobitop. Yumuşak. Portakal sıkalım mı? Evet. Kurabiye kalalım mı bunlar? Gel hadi bakalım. Bir damla su var üstünde bir topu. Aferin. Aferin. Bırak. Bırak. Poşet. Kullanmıyormuş. Poşet. Tabandayken gittim. Bırak. Bırak. Arada bir sıkar. Arada bir sıkar. Dağıttım. Kim temizleyecek? Kim o? Ben. Sen misin? Evet, bebektim. Bebek miydin sen? Konuşamıyor musun sen? Hayır. He, özlediğini mi belli ediyorsun? Gerçekten anladın mı? Evet. Tebrik ediyorum seni. Özellikle gelmişmeyi de buluşmayı. Ya zaten başka da bir şey yok ki bu konuda, değil mi? Yani o ısınınca genleşir. Bu maddenin 3 farklı ayrı KDM harfleriyle ve maddedeki kağıt değişimleri de numaralarla gösterilmiştir. Burada ben... M düzeneğini yani 300 milim suyu daha fazla ısıtmak zorundasın 40 dereceye getirebilmek için. Anladın mı? Anladım. Düzeneklerin sıcaklık değişimleri eşittir. Evet. Su, surları. Kolay mıydı? Evet. Tamam. Hangi testteydik? 11'de mi? Baba. 11'de. 11'deyiz. Kalem oynatmışsın ama kalemi yanlış oynatmışsın. C, A, C. He bu. He bunu farklı.